Şöyle bir veri ön işleme IPython Notebook dosyası olacak. Bir de Titanic CSV dosyası olacak sizin tarafınızda, size yollanmış. İsterseniz siz de benimle birlikte açabilirsiniz. Ekranı takip ederken birlikte çekirdekteki hücreleri koşturabiliriz. Ondan öncesinde restart and clear all outputs diyoruz. Kernel'ı bir restartlasın ve hiçbir hücrenin çıktıları görünmesin diye birazdan hep birlikte çalıştıra çalıştıra göreceğiz. Titanic veri setini çoğunuz biliyorsunuzdur belki. Kaggle'da falan çok meşhurdur, ünlü veri setlerinden. İşte bu Titanic felaketi, o gemi kazasında yolcuların kayıtlarını tutan bir veri seti. Cinsiyetlerini, yaşlarını, onların ünvanlarını vesaire her şeyi tutuyor aslında. Yani yazarsanız aslında Titanic zaten direkt çıkar. Yani buradan bu felaketten bir makine öğrenmesi çıkarımı şeklinde. Neler var, hatta şöyle Kaggle'a da bir bakalım. Data kısmına girersek eğer burada. İşte bir train bir test var. Bu bir yarışma da bu arada. Yani siz yolluyorsunuz. Yarışmaya girip kendi makine öğrenmesi modelinizi yolluyorsunuz. Bunun öncesinde veri ön işleme vesaire yapıyorsunuz. Yolcuların cinsiyetleri var, yaşları var, aldıkları biletin sınıfları var, hayatta kalıp kalmadıkları durumu var ki bu bizim hedef öz niteliğimiz olacak. Yani biz bunu tahmin etmeye çalışacağız aslında makine öğrenmesi algoritmasında. Bu data için geçerli. Hedef değişken olarak bunu seçiyoruz. Yolcuların akrabaları var mıydı, yakınları var mıydı? O var. İşte biletleri, numaraları, bileti ödedikleri fiyat nedir, kabinleri nedir falan. Nereden bindiler işte. Bakın burada 3 tane eyalet var. Nereden bindiklerini gösteriyor. Birinci sınıf yolcular, ikinci sınıf yolcular. Bunu first class, business class veya economic class olarak düşünebiliriz. İşte 1, 2, 3 diye passenger class atamışlar burada. Tamam, isterseniz biz yavaştan başlayalım artık. Veri çerçevesi bu şekilde değerler barındırıyor. Biz bu veri çerçevesinde bir makine öğrenmesi modellemesi yapmak istiyoruz. Ancak bugün yapacağımız şey aslında bu makine öğrenmesi modellemesi yapmadan önce ön işleme kısmı. Yani veri ön işleme. Veri ön işleme, Deniz Hocam da bahsetmiştir. Veri bilimi çalışmalarının bazen %80'ini, bazen %90'ını dahi kaplayabiliyor. Çok çok önemli. Hatta bazı projeler veri ön işlemeden başarılı bir şekilde geçiremediği için, başarılı bir şekilde veri ön işleme yapılamadığı için rafa bile kaldırılabiliyor yani. Veri ön işlenemeyecek kadar kirli ise, kaliteli değilse eğer, çok gürültü varsa veride, biz o projeyi rafa bile kaldırabiliyoruz sonuçta. O yüzden hemen kütüphaneleri import ederek veri ön işlemek için gerekli kütüphanemiz bu sklearn altında, scikit-learn altında. Seaborn'u kullanacağız görselleştirme için. NumPy kullanacağız, Pandas kullanacağız ve RE, Regular Expression kullanacağız. Yani bu kernel'da aslında veri ön işleme için size bayağı bir fikir sahibi olacak. O veriyi nasıl güzel hale getirebiliriz? Makine öğrenmesi modellemesi yapmadan önce nasıl güzel hale getirebiliriz? Onun hakkında bayağı bir soru işareti giderilmiş olacak. Bol bol da örnek olmuş olacak. Bize ayrılan süre 1 saat. Yani 8 gibi, 8 civarı dersi bitirmiş olmayı planlıyoruz. O yüzden biraz hızlı hızlı bir şekilde başlayacağız. Burada hemen Titanic CSV dosyasını bulunduğumuz dizinden alıyoruz. Şurada Titanic CSV dosyası bulunduğumuz dizinde olduğu için Pandas read CSV diyerek burada bulunduğumuz dizinden alıyoruz. Şu copy burada çok gereği yok. Bu şekilde yapsak da çalışır. Yani kopyalama orada bir gereği yok aslında. Şöyle bir data frame head dediğimizde ne yapıyorduk? İlk 5 gözlemini görüntülüyorduk. Tüm öz nitelikleri ve ilk 5 gözlemi görüntülüyoruz. Biletin ID'si hayatta kalmış mı, kalmamış mı? Sıfırsa kurtulamamış demektir. Eğer birse pardon, tam tersi, birse ölmüş demektir. Kurtulamamış, sıfırsa yaşıyor. 3 P class bir passenger class'ı temsil ediyor. Yani yolcuların sınıfını 1-2-3 şeklinde sıralanıyor. Üçüncü sınıf yolcu en ucuza bile seyahat eden, birinci sınıf yolcu en pahalı ve ünvanı olan yolcular vesaire. İsimler var burada. İşte tüm yolcuların tek tek ismi var. Buradaki her bir gözlem bir kişiyi temsil ediyor. Fark ettiyseniz. Yani her bir kayıt kaç yolcu varsa o kadar aslında gözlemimiz var bizim. Cinsiyet var, çok açık. Yaş var. Yolcuların şu iki öz niteliği çok kullanmayacağız. Yolcuların bir akrabası var mıydı? Eş dost çocuğu var mıydı? Şu iki öz nitelik bunu temsil ediyor. Çok kullanmayacağız. Ticket'a dair bir şeyler var burada. Bazen işte harfler ve sayılar var. Bazılarında sadece sayılar var.
bunu anlamlandırabilir miyiz vesaire diye düşüneceğiz, yorumlayacağız. Siz de dilediğiniz yerde bölüp dahil olabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Biletin ücreti var. Bunlar dolar cinsinden düşünülebilir. Kimisi 7,25 dolar, kimisi 71 dolar gibi düşünülebilir. Kabin değeri var, kabinlerin kodu vesaire var. Bazıları ise eksik değer olarak girilmiş. Şurada none olarak gördüğümüz her şey açılımı gereği not a number. Yani boş, missing value bunlar aslında. Eksik veriler. Yani acaba kabinleri yok muydu? Hani ucuza mı yolculuk yaptılar? Mesela burada bakalım bir. İlk çıkarımları yapmaya çalışıyoruz. Ya bu çok az ödemiş gibi görünüyor. Çünkü burada 71 ödeyen de var, 53 ödeyen de var. Mesela şunlar bakın, çok az ödeyenler 8 dolar, 7,9 dolar, 7,25 dolar ve kabinleri yok. Demek ki az ödedikleri için mi kabinleri yok gibi bir soru sorabiliriz. Çünkü 53 dolar ve 71 dolar ödeyenlerin kabinleri var. Tabii bunu 5 gözleme bakarak bu çıkarıma varamayız. Ama sadece aslında burada bir soru, yani bir enformasyon çıkarma amaçlı. Şurada 5 gözlemde bile bir şeyler yakalayabiliyoruz. Ve yolcuların nerede bindikleri? Southampton'da mı, Cherbourg'da mı yoksa bir yer daha vardı. Bu üçünden birisinde şu an aklıma gelmiyor. Queenstown'du, Queenstown'du. Bir tane daha değer var burada. SC veya Q olabilir. Q de Queenstown'u temsil ediyor. Bakacağız. Peki bu veri çerçevesini değişken ve gözlem sayısını nasıl bulabiliyorduk? Şu an burada görülmüyor. 891 adet kayıttan, yani gözlemden oluşuyor. Ve 12 adet öz nitelikten oluşuyor. Biz zaten burada öz niteliklerin tamamını görüntüleyebiliyoruz. Yani bunu bir matris olarak düşünürseniz eğer 891'i satır sayıları, 12'yi ise sütun sayısı olarak düşünebiliriz. Bunu bir matrise benzetebiliriz yani aslında. Satırlar ve sütunlar şeklinde. Peki bu 12 adet öz nitelik var ya, bunun barındırdığı değerler hangi değişken tipinde sorusunu soracak olursak, Passenger ID işte sayısal olanlar hemen görüyoruz, 0, 1 vesaire. Bunlar integer 64 sayısal olarak bildirilmiş. Bizim burada dikkate almamız gereken nokta object türündeki değişkenlerimiz. Object Python'da pandas tarafında string'i temsil ediyor arkadaşlar. Yani object türü olan bir şey aslında orada string. Hemen bakalım name, gördüğünüz üzere string yani bir karakter dizisi veya başka neler var? Mesela cinsiyet var. Male veya female girmiş. Yani 0-1 de girebilirdi vesaire. Ticket mesela. Ticket de bir object. Bakın ticket de bir object. Kabin aynı şekilde. Nereden bindiği aynı şekilde. Fakat kayan sayılar var. Ondalıklı sayılar var. Mesela 7.25, 71.28 vesaire. Onlar da float 64 tipinde. Bu pandas'a biz bu veri çerçevesini import ettik ve onun kendisi karar verdiği konular. Biz burada bir değişken türü dönüşümü vesaire yapmadık. Onun anladığı bu. Mesela burada yanlış hatalı bir şey görürsek eğer, bazen sayıları object türünde alıyor. Biz ona o değişken dönüşümünü yapmalıyız. İşte bak şu değişkeni sen object türünde gördün ama bu integer vesaire demeliyiz. Mesela bir zaman damgası varsa eğer veri çerçevemizde, şurada bir de zaman damgası olsaydı bileti aldığı o tarih. Yani biletin o kişi için girildiği tarih gibi, böyle bir saat, saniye, yıl, ay, gün vesaire. Onun zaman damgası olduğunu da iletecektik. Çünkü genelde bilemez. Data frame'i import ettiğimizde pandas bunun ayrımına varamaz. Peki bir info yazarsak, hemen veri çerçevesini tanımak için yaptığımız ilk birkaç hareketten birisi bu. Hangi öz nitelikler var? Hangi öz nitelikler kaç adet eksiksiz değer içeriyor? Onu görüntülüyoruz. Mesela şurada age'de demek ki eksik değerler var hemen. Çünkü 891 değerimiz varken, gözlemimiz varken burada 714'e düşmüş. Burada değişkenlerin türleri görünüyor. İşte bu veri çerçevesinin ne kadar yer tuttuğu vesaire, memory usage kısmı var. Bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Peki bu veri setinde ne kadar eksik gözlem var sorusunun cevabı için? Hangi öz nitelikte kaç adet eksik değer var? Gördüğünüz gibi ilk 5 öz nitelikte hiçbir eksik değer yok. Sıfır karşılıkları. Ancak age'de 177 adet değerimiz kayıp, eksik. Ve kabinde 687 ve nereden bindiğinde, hani Queenstown, Cherbourg, Southampton, bunlarda da 2 adet müşterinin, o binen yolcunun değeri eksik. Nereden bindiği bilinmiyor yani. Peki daha fazla öz niteliğimiz olsaydı ve bunları şu şekilde toplayacak mıydık kaç adet eksik değer olduğunu bulmak için? Hayır, bir tane daha sum koyabiliriz aslında. Şöyle. Şimdi 866 verdi bana. Hemen geri dönelim.
177, 687, 2 topladığımızda, yani tüm bu değerleri topladığımızda, toplamda bu veri setinde 866 adet eksik hücre var. Yani hücreden kastım ne? İşte mesela şu bir hücre, şu sadece şu 3 yazan yer, bu bir hücre. Şu 4 sadece 4 yazan yer, o bir hücre yani, o kutu. O şekilde düşünebiliriz. Peki bu arada izna yazsak da fark etmiyor burada. Bakın izna olarak çevirdim veya izna olarak kalsın. Hepsi aynı şey. Peki bir describe yapalım. Describe ne işe yarıyordu? O sayısal değişkenlerin veri setinde bulunan sayısal değişkenlerin bize temel istatistik değerlerini veriyordu. Kartillerini veriyordu. İşte mean değeri, median değeri. Hemen şöyle bir çağıralım. Hemen şu mesela age'e bakalım. Age öz niteliğinde 714 adet kaydım var diyor. Count yani kaç adet? 714 adet kaydım var. Çünkü geri kalanları eksik değer. Senin diyor bu veri setindeki, tüm veri setindeki yaşların ortalaması, bakın mean öz niteliğindeyiz. Ortalaması 29,69. Yani neredeyse ortalama yaş 30 yaşmış. Bunun standart sapması 14,5. Yani oldukça değişkenlik göstermiş diyebiliriz. Çünkü yaşın ortalaması 30 ve yaşın standart sapması 14. Yani ortalamanın yarısı kadar standart sapma var. Standart sapmanın büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani oldukça farklı farklı yaş grubundan insanlar bu gemiye binmişler. Bu arada bu gerçek veri. Yani çakma, fake veriler falan değil aslında. Gerçekten Titanic binen insanların tüm verileri yani. Gerçek bir veri seti, kayıtlar falan. Uydurulmamış, sentetik olarak üretilmemiş, böyle bir senaryoya uyarlayalım şeklinde düşünülmemiş. Bu gerçekten olan, ölenler, yaşayanlar, tüm kayıtlar olduğu şekilde. Kartillere bakarsak eğer, Deniz Hocam burada anlatmıştır teori kısmında aslında. %25, 50, 75 max yani 4 parçaya bölüyorduk kartillere ve outlier çıkarımlarında vesaire bulunuyorduk. Bugün de bulunacağız. Bunun pratiğini yapmış olacağız. Bu şekilde görünüyor. Mesela şurada survived bakalım. İşte ortalaması 0,38'miş. İşte yani 0 ve 1 şey yapıyordu. Ölümü ve yaşamı temsil ediyordu. Yani 0 ile 1'leri toplamış 0,38 çıkmış. Çoğunluğu ölmüş. Bu şekilde mesela yaşta minimum yaş değeri neymiş acaba? 0,42'ymiş ilginç bir şekilde. Bu belki birkaç aylık bebeği mi temsil ediyor? Yani bir yaşında değil. 6 aylık bebek mi? 5 aylık bebek mi mesela? Maksimum yaş değerim de 80'miş. Maksimum yaşım yani o gemiye binen en yaşlı insan 80 yaşındaymış. Ücret için de aynısını düşünebiliriz. Burada sayısal olan öz niteliklerin bayağı bir dağılımları hakkında fikir sahibi olabiliyoruz aslında. Burası bizi çok şey söylüyor. Bunu bu şekilde yazdırmak mesele değil. Bunun üzerinde yorum yapmak, analiz yapmak gerekiyor. Bir diğer analizimiz korelasyon. Korelasyonları biliyorduk. Korelasyon katsayılarını biliyorduk. Ne anlama geldiğini. İki değişken veya daha çok değişken arasında biz genelde iki değişken arasındaki ilişkiyi inceliyorduk ama daha çok değişken arasındaki ilişkiyi incelemek de mümkün. Pozitif ya da negatif yönleri, kuvvetini veriyordu bize korelasyon katsayısı aslında. Hemen bir bakalım. Şimdi hiç bilmeyen birisi olarak bile veri setini yani şunu düşünebiliriz. Bu gemide şimdi zengin insanlar da var, fakir insanlar da var. Hemen yani şunu düşünebiliriz. Daha çok ücret ödeyen insanlar daha çok yaşamıştır. Daha az ücret ödeyen insanlar daha çok ölebilmiştir. Belki daha çok ücret ödeyen insanlar işte soylu insanlar var ünvanlarda vesaire isim kısımlarında. Dük var, dona var, kontes var, lady var. Bu insanlar belki korumaları da vardır ve daha çok hayatta kurtulma olanağı yüksektir şeklinde. O zaman ne bekleriz? Bilete verdikleri para arttıkça yaşamalarında artmasını bekleriz. Doğru bir orantı bekleriz orada. İşte bu pozitif bir korelasyon katsayısıdır aslında. Bire ne kadar yaklaşırsa o kadar pozitif olduğunu söylüyorduk. Bakalım burada öyle bir korelasyon var mı acaba? Yani bire yakın ya da eksi bire yakın pozitif ya da negatif bir korelasyon. Tamam, burada görmek çok kolay olmayabiliyor. Yani şöyle yaşa bakarsak hatta şeye bakalım ücrete bakalım mesela var ama çok büyük korelasyonlar yok gibi şu an. Bunu daha iyi görmek için az önce yaptığım şey aslında burada arıyorum ya tek tek acaba hangisi bire yakın katsayılar falan. Tabii ki de burada aramak çok normal bir iş değil yani optimal bir iş değil burada aramak bu şekilde. Neden mümkün değil? Daha fazla öz niteliğimiz olabilir. Yüzlerce öz niteliğimiz olduğunu düşünsenize sayısal. Yani hepsine buradan bakarak bu işin içinden öyle çıkamayız.
O yüzden korelasyonları daha iyi okuyabilmek için bir ısı haritası çizdiriyorduk. Buna heat map diyorduk ve Seaborn aracılığıyla, SNS burada Seaborn'u temsil ediyor. Eğer hatırlarsanız hemen şurada Seaborn'u import ettik ve bunu SNS olarak çağıracağımızı söyledik. Yani ben artık Seaborn'dan bahsederken hep SNS kullanacağım. SNS şeklinde demiştik. Burada da değerlerimiz vardı. Hemen devam edelim. Seaborn'u kullanarak korelasyonu çizdirmek için şu core parametresini yazmak yeterli. O da nedir? İşte df.core. Yani şuraya şunu yazsak da olur. Bakın şöyle yazsak da çalışır veya bu şekilde yazsak da çalışır. Hemen Shift Tab yaptım çalıştırmak için. Shift Enter yaptım, pardon. Şöyle baktığımda aslında şu an daha iyi bir görüntü var. Bakın şurada bir kılavuz çizgi var. Bu şu demek, şu açılıyor ya renk gitgide. Orası 0.9, yani çok çok büyük bir korelasyon. Bir orası aslında. Yani gitgide yükseliyor açıldıkça renk. Veya renk koyuldukça eksi 1'e doğru gidiyor. Şurası mesela eksi 0.3. Mesela şurası 0. Yani hiç korelasyon yok demek neredeyse. Biz şu açık renkleri aramalıyız. Mesela burada varmış. Bakın Survived ile Fair arasında bir korelasyon var. Yani şuralarda. Mesela Fair ve Survived'a bakarsak 0.25. Ha, güçlü mü? Değil. Güçlü bir korelasyon değil yani. Ama ilişki var. Pozitif bir ilişki var. Başka şeyler de görebiliriz aslında. Yani şu bu arada diagonal şey olarak düşünülebilir. Yani bu alt üçgen üst üçgenin bir yansıması, aynısı. Yani sizin alt ya da üst üçgene bakmanız yeterli korelasyonu görmek için. Yani şurada mesela Survived Fair var. Şuraya bakın. Şurada da aynısı var. Burada Fair Survived. Yani yansıması. Peki değişken isimlerini bir görüntüleyelim isterseniz. Passenger ID, Survived vesaire. Biz bunları anlamıyoruz. Türkçeleştireceğiz. Daha anlaşılır hale getireceğiz. Bize bir şeyler çağrıştırmıyor olabilir. Bilmediğimiz kelimeler olabilir. Bunun için şimdi biz df columns dedik. Bize bir liste verdi aslında. Şu bir liste. Eğer biz bu listedeki itemları, bu öğeleri değiştirmek istiyorsak, yani şöyle bir eşittir yazıp şöyle bir liste, işte passenger ID neymiş, bilet noymuş falan şeklinde şöyle virgül koyup istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Burada da yapılan şey o. Yalnız burada sıra önemli. Passenger ID yolcunu, survive yaşıyor mu? P class yolcu sınıfı, name at şeklinde devam ediyor. Şöyle çalıştırırsak eğer ve yazdırırsak bakın tüm öznelikler Türkçeleşti. Yani özneliklerin değerlerini değiştirmek çok basit. Peki, biniş yeri değerlerimiz vardı. Şu C, S ve Q vardı. Southampton, Sherbrooke vesaire. Biz bunları anlamıyoruz. S'den, C'den bir şey anlamıyoruz. Ve biz biniş yerlerini açmak istiyoruz. Şimdi ben burada df biniş yeri nokta copy diyerek biniş yeri isimli bir seri oluşturdum aslında. Biniş yerinin ilk 5 gözlemini görüntülüyorum. Yani şu biniş yerinin üzerinde ben değişiklik yapacağım ya. Şöyle bir değişkeni aldım. Ve çok çok önemli bir nokta burada copy komutunu kullandım. Çünkü biniş yerinde hatalı yanlış bir şeyler yaparsam data frame'imin bozulmasını istemiyorum. Yoksa data frame'imdeki o biniş yeri de etkilenir bundan. Ve bunu bozmak istemediğim için şöyle bir copy yaptım. Tamam. Biniş yeri nokta head dedim. Şimdi biniş yerinin unique değerlerini gözlemliyorum. Biniş yerinin unique değeri neydi? Benzersiz, eşsiz değerleri. S, C, Q ve None. İki tane eksik değer vardı hatırlarsanız. Diyor ki biniş yerinin barındırdığı benzersiz değer 4 tane. Aslında 3 tane ama eksik bir verim olduğu için 2 adet eksik verim. Bu da çıkmış burada. Peki ben diyorum ki sen C gördüğün her yeri Cherbourg ile, S gördüğün her yeri Southampton ile, Q gördüğün her yerde Queenstown ile değiştir. Yani replace komutu yapıyorum. Üzerine yazıyorum. Hani vardır ya find vardır. Bir de find to replace vardır. Bulduklarını da değiştir şeklinde. Word'de falan bir kelimeyi değiştirecekseniz, üzerine ezecekseniz replace kullanırsınız yine. Aynı mantık. Bir de in place true parametresi ekliyorum. In place true neydi? Sen bu değişiklikleri yap ve bunu içine kaydet. Bu değişkenin içine kaydetti. O yüzden şöyle bir in place true ifadesi kullanıyoruz. Hemen şöyle çalıştıralım. Baktığımızda biniş yerini yani şu değiştirdiklerimizi tekrardan o data frame'deki özneliğin içine atıyoruz. Ya biz bunu DF biniş yeri diyerek de yapamaz mıydık? Neden biniş yerini ayrı aldık derseniz tabii ki de yapabilirsiniz. Ama o bir sigorta, bir güvence olarak düşünülebilir. Gidip data frame'i bozsanız, diyelim yanlış bir şey yaptınız.
Daha başa çıkacaksınız, tekrar tekrar çalıştıracaksınız mesela. Data frame'in eski halini tekrardan import edeceksiniz. Yukarıdan kodları tekrardan runlayarak geleceksiniz veya kernel'ı shutdown falan edeceksiniz. Buna gerek yok. Böyle bir koruma yöntemi sigorta olarak düşünülebilir. Hemen gelelim biniş yerine. Evet, düzelmiş. Southampton Charbourne yazıyor. Peki şimdi bu veri seti bize geldi ama bir dengeli dengesiz, balanced ve unbalanced dataset problemleri oluyor. Bu veri seti dengeli midir, dengesiz midir sorusunu sormak istesek aslında, yani vereceğimiz ilk cevap bu soruya hedef değişkeni ne olmalı? Yani bu tamam, veri seti dengeli mi, dengesiz mi? Bu soruyu sormak için hedef değişkeni bilmemiz gerekiyor. Bizim burada nihai amacımız nedir? Yaşayıp yaşamadığını tahmin etmek. O halde şöyle bir count plot çizdirirsek, yani dengeli mi dengesiz mi olduğunu görmek için. Bu şöyle, yaşıyor mu? Yaşıyor mu'nun benzersiz değerleri nedir? 0 ya da 1. Yani 0 ya da 1 değerlerini alıyor. Bunların frekanslarını görüntülüyor bize count plot. Bak sen bunları yaşıyor mu ya? İşte 0 ne kadarsa onun frekansını ver. 1 ne kadarsa onun frekansını ver şeklinde. Baktığımızda 0 değerleri 500'ün üzerinde. 1 değerleri de 300'ün üzerinde. Ya dengeli mi? Çok değil. Dengesiz mi? Ya dengesiz de değil. Yani ne dengesiz veri setleri var yani. %2'si ve %98'i şeklinde oranlanan veri setleri var. Burada ne yapmalıyız? Tabii sentetik veri üretilebilir, başka bir şey üretilebilir. Ama bu problem için şu an bir o konuda bir şey yapmayacağız, dengeli hale getirmek için. Bir şey yapmayacağız çünkü çok dengesiz de değil. Bir veri setimiz orada bizim için yeterli gibi görünüyor. Peki, ben burada grafik olarak çizdirdim ama grafik değil de bunu sayısal olarak elde etmek istersem eğer şöyle görüntüleyebiliriz. 549 kişi 0 değerini almış. Yani yaşıyor musu 0. Dolayısıyla ölmüş, vefat etmiş. Bir 342 ise sağ kişiler. Şöyle bir DF'i çizdirdiğimizde acaba ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir özdelik burada çıkarımı yapabilir miyiz diye. Şimdi biz anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Model bir şeylerden anlam bulsun. Cinsiyet diyoruz ki yaşaması için önemlidir. Dolayısıyla olmalı. Veya yaş değeri. Mesela gençse yaşı bu kişinin kurtulması daha olasıdır. Ama yaşlıysa mesela dayanamamıştır, ölmüştür vesaire. İşte veya ödediği ücret, o kişinin zenginliğini, belki nüfuz sahibi olduğunu, korunası bir kişi olduğunu vesaire önerebilir. Veya kadın ve çocuk olması, o kişilere öncelik verildiği anlamına gelebilir. Titanic batarken kadın veya çocuk olması, o kişilerin işte botlara servis edilmesini, işte daha çok kurtarılması için çaba harcandığını gösterebilir. Veya yani buradan işte bilgiler çıkarımda bulunarak bunu da makine öğrenmesi modeline öğretmeye çalışacağız aslında. İlgili ilgisiz. Mesela burada at bizim için ilgili midir? Yani kişinin isminin Brand olması veya Alien olması, Can olması. Yani bizim için değerli midir at? Adı ya her şey olabilir. Adın burada bizim için hiçbir önemi yok. Ancak burada dikkat ederseniz yani İngiliz stili burada yazım biçimin ünvanları da var. Mesela Mr. veya Miss mesela. Bekar kadın temsil ediyor. Veya evli erkek veya işte başka başka şeyler. Geminin mürettebatı mıydı mesela, kaptan. Burada ünvanlar var. Eğer burayı daha çok açarsak şurada her bir şeyde ünvan var aslında. Herkesin bir ünvanı var. Ve o kişinin ünvanı bizim için değerlidir bence. Yani biz bir makine öğrenmesi modeli kurmak istiyorsak kesinlikle ünvanların hayatta kalıp kalmamaya etkisi büyüktür şeklinde bir çıkarımda bulunuyoruz. Burada aslında işte analitik düşünmek gerekiyor. Yani bu at sütununu tabii ki de herkes biliyor. İsme göre kimsenin kurtulup kurtulamayacağını. Ve herkes bunu silmek ister. Biz de sileceğiz. Ama buradan değerli olan o enformasyonu çıkarıp kazıyıp daha sonra devam etmemiz gerekiyor modelleme işlemini. Hemen şu atlara daha yakından bakalım mı? Mesela işte Nicholas varmış, Mrs.'miş. Veya burada daha farklı unique atlar bakalım. Emir vesaire. Bakalım var mı burada? İlk 50'de çok yok gibi. Hemen bir 250 mesela 200'e işte 250 bir şey yapalım. Bakalım şansımıza bir şeyler var mı? Hep mesela şurada doctor var. DR. Ama burada fark ettiyseniz eğer hep bir kurallı ifade söz konusu.
Yani ben şimdi burada makine öğrenmesi modellemesinden önce şu unvanları çıkarmak istiyorum. Şuradan cımbızlayıp almak istiyorum. Tamam, ad benim hiçbir işime yaramıyor. Ad hiç umurumda değil. Şu Strom'muş, Thelma, Matilda'ymış. Hiç umurumda değil. Ama şu benim için değerli. Çünkü bu evlenmemiş bir kadın olduğunu gösteriyor. Mesela bir unvan bu. Veya evlenmiş bir erkek veya evlenmemiş erkek. Yani kişilerin unvanları, doktor olması bir bunların değerli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla çıkaracağız. Fark ettiyseniz hep bir başlamış isimle virgül konmuş, boşluk konmuş, ünvan hep orada geliyor. Hepsinde bir kurallı ifade söz konusu. Bizim burada bir çıkarımda bulunmamız için regular expression yapabiliriz. Regex, daha önce duyanlarınız da vardır muhakkak. Regex burada bir kurallı ifadelerden bizim istediğimiz yeri cımbızlayabilmemizi sağlıyor. Burada bir ünvan çıkarımını yapmak için çok basit düşünelim. Şimdi data frame'de bir sürü değer var. Şöyle at, bir sürü değer var. Çok basit, biz bir fonksiyon yazacağız ve o fonksiyon regex gidecek, şuradaki kısmı cımbızlayacak. Ünvan çıkarım isimli fonksiyon oluşturmuşuz. Parametre olarak bir metin alıyor. Yani regex'i öğrenmek için haftalarca kurslar, dersler izleyebilirsiniz. Buna odaklanabilirsiniz ama burada kısaca bahsetmem gerekirse regex ne yapacak? Mesela şuraya bakalım. Tüm başlayacak bu karakterlere. Gidecek, gidecek, gidecek. Bir virgül görecek. Daha sonra bir boşluk daha gidecek ve cımbıza başlayacak. Cımbızı ne zaman bitirecek burada cımbızlamayı? Noktayı görene kadar. Yani regex'in bunun buradaki regex ifadesinin karşılığı bu. Bunu 2-3 dakikada anlatmak, buradaki tüm karakterlerin farklı farklı anlamları var. Bu gördüğünüz köşeli parantez ayrı, şu üstten parantez şey ayrı, nokta ayrı bir şeyi temsil ediyor. Ama kısaca şöyle diyelim. Başla, git 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 git. Yıldız git demek. Neye kadar git? Virgülü görene kadar git. Virgülü gördün. Bir karakter daha git. Nokta bir karakter temsil ediyor. Bir karakter başladın. Gittin gittin. Nereye kadar? Virgülü görene kadar gittin. Bir karakter daha gittin virgülden sonra. Bakın virgül gördün. Bir karakter daha gittin ondan sonra. Tamam. Başla cımbızlamaya. Açtı parantezi. Git git git. Nereye kadar gideceksin? İşte cımbızlayacağın yer nereye kadar? İşte şu noktayı görene kadar olacak. Noktayı gördüğün an duracaksın. Bu kurallı ifade. Hemen çalıştıralım şunu ve ilk ünvan çıkarımını yapalım. Bakın Mr. verdi bize. Veya ikinci ünvan çıkarımı Rev. Üçüncü ünvan çıkarımı Miss. Çok güzel çalışıyor görünüyor. Ve tüm veri setindeki isimlerin bu kurala uyduğunu unutmayın. Yani bir tanesi farklı olsa çuvallar burada. Yani şurada bir nokta olmasa, virgül olsa, şey olsa karışacak. Biz düzenli ifademizi o şekilde yazdık. Adı üstünde düzenli ifade. Yani sekmiyor. Ve ben burada hatta bir link de paylaştım. Bu regex için de güzel bir site. İlk öğrenmek için, denemeler yapmak için bunu dileyenler inceleyebilir kernel'da. Şimdi bu önemli bir sorun. Biz fonksiyonu yazdık, metini alıyor, unvan çıkarımda bulunuyor. Hadi bakalım bunu o veri setindeki tüm gözlemlere, tüm isimlere nasıl entegre edeceğiz? Şurada bir sürü isim var. Yani bizim fonksiyon öyle bir şey olmalı ki her şu gözleme girmeli, her gözleme girmeli, her birinden o çıkarımlarını yapıp cımbızlayıp alıp bir liste oluşturmalı, bir şey oluşturmalı ve almalı, değil mi? Bunun için apply komutu çok çok ideal. Şöyle ki df'in adıncı ad isimli öz niteliği apply uygula, tamam uygulayayım ben bunu diyor. Yani o öz niteliği uygulayacaksın tüm gözlerine. Apply o anlama gelir. Ne uygulayacağım? Func yerine, yani function yerine ne yazacak? Unvan çıkarımı. Unvan çıkarımı nedir? Benim az önce işte yazmış olduğum fonksiyon. Bu unvan çıkarımı, bakın dikkat ettiyseniz unvan çıkarımı normalde bir parametre alıyor. Ad şeklinde, yani şöyle bir parantez parametre alıyor. Ancak burada hiç yazmadık çünkü o her gözlemi birer parametre olarak görecek ve o çıkarımlarda bulunacak. Bunu nereye atacak? Unvan isimli değişkene. Unvan ne oldu? Bir seri oldu artık. Hemen çalıştırdım. Bakın sıfır, Mr., Mrs., Miss falan. Bakalım hemen. İşte hepsi aynı şekilde. Pardon bu değil. Şu 0, 10 diyelim. Evet. Doğru bir şekilde çekmiş. Tamam, şimdi ben bu unvan çıkarımlarını bulundum ya. Bunu veri setime yeni bir öz nitelik olarak eklemek istiyorum. Aslında burada yaptığım şey future extraction'dı. Yani zaten başlıkta da o şekilde verdik. Yani bir öz nitelik çıkarımı. Makine öğrenmesinde bu önemli. Yani herkes bir veri setini import edebilir. Herkes dahil eder. Herkes biraz ön işleme yapar. Yani herkes bir makine öğrenmesi modeli kurabilir. Burada önemli olan konu analitik düşünebilmek. Bakın şurada artık unvan isimli bir öz nitelik var.
Artık ada ihtiyacımız var mı? Yani adın hiçbir anlamı yok bizim için. Adı sileceğiz dolayısıyla. Hemen şu ünvanlara odaklanalım. Bakalım bu neleri çıkarttı yani. Biz neleri gördük, neleri göremedik. Mesela Sir varmış. MLL varmış, Kol varmış. Bunların ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Kontes, Junker, Major. Bunlar hep ünvanmış. Master, Don, Brave şeklinde. Doctor var. MME varmış. İşte burada aslında domain yani business anlamak gerekiyor. Burada o domain bilgisine, o domain knowledge dediğimiz, domain expert dediğimiz olaya hakim olmak gerekiyor. Bizim İngilizce'de ve işte Fransızca'da o geminin dolaştığı yerlerde ünvan isimlendirmelerin ne anlama geldiğini bilmemiz ve ona göre analitik düşünebilmemiz gerekiyor. Şu an burada biz bu veri setini hazırlamadan önce biraz baktık, araştırdık. Yani aslında MLL ile işte Miss aynı anlama geliyor veya MME ile işte Mr. aynı anlama geliyor. Sadece birisi Fransızcası bunun, birisi İngilizcesi şeklinde düşünülebilir. Veya işte şu The Contest, Jonker, Lady, Sir aslında bunlar hepsi soylu olan insanları temsil edecek kavramlar. Farklı farklı dillerde ama hepsi aslında işte bu insan zengindir, işte ensesi kalındır vesaire o şeyleri temsil ediyor. Dolayısıyla bizim burada o domain bilgisinde de hakim olmamız gerekiyor. Burada tabii genel kültür gibi bu ama bazı çalışma disiplinlerinde işte kestirimci bakım vesaire yaptığımızda o makine bilgilerine, termodinamik bilgilerine pek çok şeye hakim olmak gerekebiliyor. Burada olan şey genel kültürdür tabii. Hemen şu ünvanların kaç adet benzersiz değer olduğunu görelim. 17 tane benzersiz ünvan değerinde çıkarımda bulunduk. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ancak 17 çok çok fazla ve çok gereksiz aslında. Bu kadar ünvana gerek yok, ihtiyacımız yok. Çünkü birincisi bunların zaten bazıları aynı anlamı ifade edebilir. Mesela ben soylular olarak bir sınıf açarım. Veya mürettebat işte gemi batarken bile çalan orkestra falan veya işte erkekler için bir ünvan açabiliriz. Çocuklar için bir ünvan açabiliriz. Değil mi? 17 çok fazla. Ben bunu 17 tane öz niteliği görselleştirmek istesem görselleştiremem. Yani gerek yok bu kadar fazlasına. Genelde 6'dan 8'den daha fazla kategori sevilmez machine learning camiasında. Yani veri biliminde 8'den daha fazla öz nitelik başa bela demektir. Birazdan zaten onun detaylarına ineceğiz. Kısaca burada devam edelim. Şurada yaptığımız şey aslında sen Lady görürsen, Don'a görürsen, Kontes görürsen, Don görürsen, Don gibi, Sir görürsen, Jonker görürsen git bunu royalty olarak soylular diye bir sınıf oluştur, bunu ata diyoruz. Yani orada bir kısıtlama yapıyoruz. 17 tane öz niteliğimiz var. Onu daha dar bir alanda toparlıyoruz. İşte Major görsen, Doctor görsen, Captain veya diğer başka şeyleri görsen buna Burjuva da denilebilir belki. Veya Burjuva'nın biraz daha üstünde olabilir. Git bunu da işte durumu ortanın üstünde olan insanlar veya diğer geri kalan dümdüz vatandaşlar olarak düşünebiliriz. Anlatırken tabii komik geliyor bu soylu işte vatandaş falan ayrımı olmadığı için en azından yazılı olarak olmadığı için şu an anlatırken tuhaf geliyor tabii. Evet burada ünvan isimli oluşturduğumuz o öz niteliği atadık ünvan isimli değişkenimize. Yani şurada aslında sadeleştirmeye gittik. Şu yeni ünvan olan değişkenleri çıkardık. Kısıtladık ya tekrardan atadık ünvanın üzerine artık orada mesela MME diye bir şey yok çünkü o işte Fransızcaydı onun İngilizce'deki karşılığı var tek bir değer var artık yeni unique değerlerimiz şu şekilde ne yapmıştık ranked royalty master miss vesaire yani artık 6 adet benzersiz öz değerimiz var gözlemimiz var bu güzel bir şey peki bazı gereksiz öz nitelikler yok mu kaldırmak istesek. Mesela at. At burada gereksiz bizim için. Az önce bahsettik. Başka ne olabilir? Yolcu numarası. Yolcu numarası bizim için gereksiz yani. Çünkü yolcunun numarasıyla onun hayatta kalıp kalmadığı arasında nasıl bir ilişki olabilir ki? Değil mi? Biz bu ilişkiyi kuramıyorsak makine öğrenmesinden de zaten beklemememiz gerekiyor. Çünkü o zaman ezbere olacak. Diyecek ki 886. numaralı yolcu ölüyor falan. Halbuki ilgisi yok, değil mi?
Tamamdır o zaman. Hemen yolcu numarasını drop edelim. Bunun için yani drop ediyoruz adı üstünde. Drop komutunu kullanıyoruz. Yolcu numarası o öz niteliği veriyoruz. Bir tane olduğu için köşeli parantezi almadık. Birden fazla olsaydı bunun liste olduğunu belirtmemiz gerekiyordu. Ve liste için şöyle bir köşeli parantezi alacaktık. Eksis 1 yani bu öz nitelik bazında siliyoruz ya bunu. Sütun bazında siliyoruz. Eğer eksisi 1 belirtmezseniz varsayılan olarak bakın eksis 0. Yani varsayılan olarak satır bazında silerdi. In place true dediğimizde sen bu değişiklikleri yaptın ya bunu içine kaydet demiş oluyoruz aslında. Tamam. Öte yandan add ve bilet no da bizim için gereksiz. Hemen bir tekrardan bakalım. Adı zaten biliyoruz artık çok gereksiz olduğunu. Bilet numarasında ne vardı? Bazıları harflerle başlayan sayılar, bazıları da sadece sayılar. Yani hemen bir bakalım şunun unique değerlerine. Unique değerlerine bakmak için nokta unique yazıyorduk. Yani bir sürü benzersiz değer var ya. Yani her kişiye özel gibi sanki kimlik numarası gibi. Bunu nasıl bir çıkarımda bulunabiliriz ki? 681 adet değer var benzersiz. Yani o yüzden hiçbir şey yapamayız. Hemen hemen. Çünkü veri setinin boyutuna kadar yaklaşık 900 gözlem var. Yani bunun 700'ü benzersiz değer olan ve hiçbir işimize yaramayacak. Bilet numarası tamam. Biletin fiyatı çok önemli olabilir. O kişi hakkında bize fikir verebilir ama numarasında bir çıkarım bulunmak zor. Başlarındaki rakamlar sınıfları temsil ediyor olabilir hocam. Öyle mi? Az önce Yani silmiş 1, oldum şu. 2 ve 3'leri gördüm. Bir de 1'ler sanki daha da pahalıya satılmıştı. Olabilir ama yani şu mesela A bölü 5 var, PC var, Stone var. Yani bunun hakkında işte ne giriyor burada devreye? Domain bilgisi. Bizim domain'e ait bilgimiz yok. Çıkarımda bulunamıyoruz genel kültürle vesaire. Orada nasıl bir olaya gidildi bilmiyorum. Ama dediğin gibi de olabilir. Sadece sayısallar belki ekonomi cluster veya bu birinci klas, bu üçüncü klastır. Ancak şunlar ne mesela işte. Yani problem burada. Domain'e hiçbir şey bilmiyor olmamız aslında bu domain hakkında. Ve bunu araştırsak değer mi? Şimdi biz bilet numaralarının içine gireceğiz. Diyelim girdik. Bilet numaralarından ne öğrenebiliriz ki? Biz bu biletin ücretini biliyor muyuz? Yani ücretini biliyoruz. Ha, bu biletin yolcu sınıfını da biliyor muyuz? Tamam daha bilet numarası bize ne fikir versin ki? Yani çünkü yolcu sınıfını ve biletin ücretini biliyor olmamız ya, zaten çok iyi. Peki. Eksik değerlerin tespit için işte şöyle yapıyorduk. Zaten göstermiştik en başında bir veriyi tanırken. Veya şöyle yapıyorduk her bir öz nitelik için. Şimdi biz bunları hiç ellemedik. Şimdi bunlarla ilgileneceğiz. Az önce yaptıklarımız hep farklı konulardı. Önce eksik verilerin rastsallıkla mı oluştuğunu yoksa hiçbir rastsallık barındırmadan doğrudan bir şeylere göre oluşup oluşmadığını anlayalım. Yani şunu demek istiyorum. Mesela ücreti az olan kişiler mi hep kabin numaraları eksikti mesela? Veyahut da mesela kabin numarası eksik olan kişilerin yaşı da mı eksik oluyor hep? Yani eksikliklerin birbirleriyle ilişkileri var mı yok mu? Bir korelasyon var mı? Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü eksiklik eğer rastsallık sonucu oluşmadıysa o eksiklik değildir. Eksikliğin altında rastsallığı aramamız gerekiyor. Bunun için Missing No kütüphanesi var. Missing No Matrix hemen bir çizdireyim. Anlaşılacaktır zaten. Şu fix size takılmayın. Sadece bu şu görselin, grafiklerin enini ve boyunu belirtmemize yarıyor. Missing No Matrix'i ne için çizdiriyorum? DF için çizdiriyorum. Yani şu data frame'imiz için çizdiriyorum. Tamam. Şu arkadaşlar şuradaki her bir gördüğünüz beyaz çizgi, mesela şu, mesela işte şu, her bir gördüğünüz beyaz çizgi bazılarında arda arda var. Yani çok fazla eksiklik var. Mesela şunlar bayağı var burada eksiklik. İşte veya mesela şuradaki beyaz çizgiler şu mesela tek bir tane var. İşte şu. Veya şu bir eksik. Zaten bu. Yani bir biniş yerinde eksik var. Kabinde eksik var. Yaşta eksik var. Başka da benim zaten eksik gözlem barındıran bir şeyim yok değil mi? Öz niteliğim yok. Biniş yerinde kaç tane? İki tane. İşte birisi şu, birisi de şu. Ama kabinde kaç tane yani? Yüzlerce. Yaşta yine aynı şekilde yani yüzlerce eksik değerim var. İşte biz burada aslında şunu aramamız gerekiyor. Yani diyelim ki şu an burada yok ama
Mesela şurada bir beyazlık düşünün. Şu kırmızıyı beyazlık düşünün. Kırmızı çizdiğim çizgiyi ve şöyle bir beyazlık olsun. Yani kırmızıyı beyazlık olarak düşünün burada. Yaşta da beyaz o kısım. Eş dost sayısında, ebeveyn çocuk sayısında, ücrette ve kavinde de beyaz o kısım. Yani o şu kırmızı çizdiğim o gözlem özellikle bazılarında sürekli eksik olarak verilmiş. O zaman ne deriz? Ya bu kişide başka bir şey vardır. Burada bir rastsallık yok yani çünkü. Bir ilişki var burada. Veya şöyle şu kırmızıların öyle alt alta devam ettiğini düşünün. Aynı şeyin işte başka yerlerde de tekrarlandığını düşünün. Yani burada mesela yaşla kabinin özellikle sürekli aynı anda eksik geldiğini düşünün. İşte bunu tespit etmek için bu grafiği çiziyoruz. Şu an burada öyle bir ilişki olmadığı için göremiyorsunuz. Normal. Ancak görseydiniz yani bu aynı anda hem şu gözlemde beyazlık aynı şekilde de cinsiyette de devam edecek mesela. Yolcu sınıfı ve cinsiyet diyecektiniz ki özellikle birbirleriyle aynı anda eksik veri oluyor ve burada bir ilişki vardır. Bunun üzerine gitmeliyiz falan diyecektik. Ancak burada öyle bir şey yok. Peki işte hocam ben bunu böyle grafik çizdirerek bakıyorum, görmeye çalışıyorum ama yüzlerce öznelik olsa ya her zaman o soruyu sormalıyız. Tamam burada iyi, hava hoş, güzel ama yüzlerce öznelik olsa, milyonlarca gözlem olsa ki yüzlerce öznelik şimdi çok değil aslında daha çok olabiliyor. O zaman ne yapacağız? Hep böyle işte 3-5 gözlem, öznelik böyle matrisler çizdirerek mi bakacağız? Hayır, bunun tıpkı o korelasyon matrisinde göremiyoruz ya yüzlerce olduğunda. Bunun da aynı şekilde o korelasyonları göremediğimiz için bir ısı haritası mevcut. Bu yine Missing No kütüphanesi altında heatmap olarak biliniyor. Yine aynı şekilde parametre olarak sadece DF oluyor. Çok çok kısaca şöyle diyebilirim. Bu korelasyon katsayısı için biraz daha detaya giriyor çünkü bu. Yaş ve kabinin aynı anda eksik değer olma durumu az. Yani şu aslında yaşın ve kabinin aynı anda eksik değer olma durumu 0,1'miş. Bu ne demek? Ya ilişki yok demek neredeyse yani. Sıfır neredeyse. Değil mi? Pozitif ya da negatif olan. Veya bakın işte şeyde şurada kabin değerine bakabilirsiniz. Kabin değeriyle biniş yerinin aynı anda eksik olma durumu -0,1. Yani ilişki yok. Yok gibi bir şey bu. Bu ısı haritası çizdirilebilir. Sadece 3 tane özde eksik değerim olduğu için burada siz sadece 3'e 3'lük bir matris görüyorsunuz aslında. Üstünü almamış. Zaten yansıması olduğu için sadece altını vermiş. Bu bir ısı haritasıdır. Şu şekilde de bir kılavuz çizgileri var burada. Buna bakarak renklendirme ile göze normalde anlayamayacağınız, göze çarpmayacak olan o sayıları, o şuraları mesela bu şekilde görebiliyorsunuz. Peki, yeniden şöyle bir çizdirelim. 170 adet yaşlı eksik değerimiz var. Peki mesela ben şunu öğrenmek istiyorum. Hangi öznelikte kaç adet eksik değerim var? Bunu görüyorum ama yüzde kaç? Mesela normalde benim 900'e yakın gözlemim var ya, işte bunun 100'ü eksikse işte yüzde bana desin ki %9'u eksik. Mesela %50'si eksik desin, yarısı eksikse. Bunun için bir eksik değer tablosu isimli bir fonksiyon yazılmış. Bunun detayına giremeyeceğim. Çok da az vaktimiz kalıyor. İsteyenler detaylı inceleyebilir. Bundan sonrası için hızlanacağım. Şöyle yani 177 yaşın eksik ya senin. Bu veri çerçevesinin %19,86'sına tekabül ediyor. Bu %77'sine tekabül ediyor. Yani şeklinde düşünülebilir. Mesela kabinin unique değerlerine bakalım. Kabinin çünkü %77'si eksik gözlenmiş. Yani bakıyorsunuz burada ne çıkarılabilir? Acaba bu geminin kameraları işte o tarafları mıydı? Güney tarafı işte yani geminin bir krokisini düşünürsek bir odaların kodu muydu acaba? A'dan Z'ye doğru mu gidiyordu vesaire? Biz bu işin içinden çıkamayız. Şu kabinin unique değerlerine bakınca bu domain bilgisiyle daha doğrusu domain bilgisizliğimizde biz bu işin içinden çıkamayız ki zaten çıkmalı mıyız? Tamam kabinler önemli olabilir lokasyonları gereği gemideki. Ancak yani düşünürseniz ücreti biliyoruz zaten işte ünvanı biliyoruz, yolcunun sınıfını biliyoruz vesaire. Dolayısıyla bunu da kaldıracağız gibi görünüyor. Şimdi şurada bir eksik değer çıkarımında bulunmuştuk. %77'si falan eksikse diye. İsterseniz şey yapalım. %30'dan daha fazlası eksik olan değerleri kaldıralım. Yani şurada kabini o şekilde bir kaldıralım. Şurada bir threshold belirliyoruz. Buradaki threshold'umuz eksik değer o da nedir? Veri çerçevesinin kapasitesinin %30'u.
Yani çarpı nokta 3. Yani %30'unu eksik derse işte sen bunu kaldır diyoruz aslında. Drop. Drop ne burada komut? Ona çok dikkat etmenizi rica edeceğim. Normalde drop kullanıyorduk ya kaldırmak için. Drop NA'de, yani drop NA'da NA anlamına geliyor orada. Eksik değerleri sil anlamında. Dolayısıyla şöyle bakarsak şimdi kabinin gitmiş olmasını bekliyoruz. Çünkü orada threshold bizim eşik değerimizden daha yüksekte, eksik değer içerdiği için. Peki burada önemli notlar falan var. Bu kernel'a baştan sona bir göz atmanızı öneririm. Dersten sonrasında detaylı olarak çoğu şeyi burada detayları atlayarak gidiyorum ben şu an. Yaşın eksik olan değerlerine bakalım. Yaşın eksik olan değerleri. Ne yaptık burada? Bir filtreleme uyguladık. Öyle değil mi? Yaşı eksikse onları veriyor bana şu an burada. 177 adet değerim var. Acaba şimdi ben burada bir çıkarım bulunmak istiyorum. Yaşı eksik olanlar acaba hep erkek miydi? Aa bakıyorum kadın da var. Bakıyorum kadın da var. Veya yaşı eksik olan kişiler acaba hep 3. sınıf yolcu muydu? Bakıyorum 2 de var. İşte yaşı eksik olan yolcuların hepsi mi ölmüş? Bakıyorum ölen de var, yaşayan da var. Yaşı eksik olan yolcuların acaba ücretleri mi çok azdı? Bakıyorum işte biraz orta halli ücretler de var. Bir yorum yapmaya çalışıyorum. Çünkü şimdi yaşım eksik. Ben burada ne yapacağım? Ya yaş değerini tamamen o özdeliği sileceğim. Ya bu bir şey. Ya o öz niteliği doldurmaya çalışacağım eksik değerleri. Bu bir şey. Yani yapabileceğim pek çok şey var. Burada iyi düşünmek gerekiyor. 177 adet eksik gözlem. Bunu doldurmaya değer mi? Evet değer. Çünkü veri setimiz zaten yani hepi topu 900 gözlemden oluşuyor. Dolayısıyla burada doldurma işine gidebiliriz. Çünkü verimiz öyle çok bol değil. Yani feragat edebilir miyiz verimizden? Bu önemli bir konu. Hemen şu yaşı eksik olan kişilerin ünvanlarını görüntüleyelim fikir sahibi olmak için. Biniş yerlerini görüntüleyelim, cinsiyetlerini görüntüleyelim, bunları siz de görüntülersiniz. Ücretlerini görüntüleyelim, acaba çok mu yaşı eksik olan kişiler küçük ücretlerle bindiler, hiç mi önemsenmedi? Yaşı eksik olan kişilerin ücretlerinin ortalaması 22'ymiş, fena da değil çünkü 7 dolardan falan başlıyor anladığım kadarıyla. Yaşı eksik olan kişilerin yaşayıp yaşamama oranlarına bakalım, çoğu hayatını kaybetmiş yaşı eksik olan kişilerden. Çoğu erkekmiş, çoğu 3. sınıf yolcuymuş. Az önceki görsellerden detaylı baktığınızda anlarsınız. Burada bir çıkarımlar var. Çoğu erkek, çoğunluğu hayatını kaybediyor. Bir kişi tamamı sıradan vatandaş yazmış. Yani 3. sınıf yolculuk yapan insanlar. Peki, eksik yaş verilerini doldurmak için hani şu ünvan çıkarımında bulunmuştuk ya, oradan yola çıkalım istiyorum. Yani mesela master ünvanına sahip kişilerin yaşına bakın 4,5'muş. Miss ünvanına sahip kişilerin yaş ortalaması 21,8'miş. Ya şurada şunu yapmak istiyoruz aslında. Yaşı eksik olan kişileri doldurmaya karar verdik, niyetlendik. Bu doğru bir karar da olabilir, yanlış bir karar da olabilir. Veri bilimi süreçlerinin çoğu deneyseldir. Yani deneyip yanılmalıyız, deneyip görmeliyiz. Her türlü kombinasyonu neredeyse denemeliyiz. Çünkü bilemiyoruz, tahmin edemiyoruz. Bu sonunu göremediğimiz bir şey. O yüzden her şeyi deneyelim diyoruz. Şöyle yapacağız. Yaşı eksik olan kişiye bak, dolduracaksın ya. O yaşın sahibi neyse, hangi ünvana sahipse o ünvandaki kişilerin yaş ortalamasını ata. Yani bu nedir? Bir analitik çıkarımdır burada aslında. Bunu yapmak çok değerli. Mesela master 4,5'muş. Demek ki master orada bebeklere, çocuklara verilen ünvanmış. Henüz ergenliğe bile girmemiş, çocuklara verilen bir ünvanmış. Çünkü master'lar 4,5'muş işte. Veya miss henüz evlenmemiş, işte kadınlar 21 yaş ortalamasına sahipmiş. O halde ben yeni bir miss ünvanına sahip eksik yaş değeri bulursam ona 21,8 falan yazabilirim. Yani hani bu tamamen doğru mudur? Elbette ki doğru değil. Belki 50 yaşında, belki 60 yaşında ama elimizdeki imkanlar doğrultusunda bir çıkarımda bulunursak bunun mantıklı olduğunu düşünüyoruz en azından. Tamam. Master için mesela şöyle bir baktığımızda indislerini alıyoruz burada doldurma işlemi yapmadan önce ve diyoruz ki 5 ile doldur işte sen bunları. Hani ya 4 ile doldur ya 5 ile doldur. Burada eksik olan master yaşların indislerini aldık. Bunu diğerleri için de uyguluyoruz. Buralarda soru işareti olursa eğer kodlamalarda, yani olabildiğince açıklayıcı olmaya çalıştım ama yine zaten detaylarını bir screenshot alarak sorabilirsiniz. Yani hemen şöyle işte hocam şurada bir şeyde neden 22 verdik vesaire şeklinde veya şurada mis yaşlar neyi temsil ediyor şeklinde. Mis yaşlar burada yaş indeksleri temsil ediyor. Neyin indekslerini? Ünvanı mis olan
ve eksik değer barındıran kişilerin indekslerini temsil ediyor. Yani şu indislere, şu yaş özdeliğine, bu indislere sahip kişilerin şu yaş özdeliğini git ata. Neyi ata? 22 değerini ata. Tamam, şimdi tekrardan yaşa bakıyoruz. Eksik hiçbir değerimiz kalmamış yaşta. Yaşın unique değerlerine bakıyoruz. Burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. 0.83 mesela. 28.5 yani. Herhalde belki ay bazında aldılarsa kişileri. Ay olarak mı yaş hesapladılar bilmiyorum. 0.75 falan. Biz bunları ne yapıyoruz? Yuvarlamak istiyoruz. Integer dönüşümü yapmak istiyoruz. Bunun için şöyle bir as type int yazmak mümkün. Artık tekrardan şunu bir yapalım. Evet. Bayağı güzel oldu şu an. Daha temiz oldu. 1000 iş yerinde eksik değerlerimiz var. Kaç tane? 2 tane sadece. İşte o da 61 ve 829 numaralı yolcular. Yaşıyorlar mı? Bu yolcular yaşıyor. 1000 iş yeri eksik. Ünvanı birinin mis, diğerinin misiz. Ücretleri ikisinin de $80. 38 yaşında birisi, diğeri 62 yaşında. İkisi de kadın bu kişilerin. Eş, dost, ebeveyn, çocukları yok. Herhalde bunlar diyorum ki aynı yerden bindiler. Çünkü ikisi de $80 ücret ödemiş. Yani teyze kızı gibi, bir hala kızı gibi bir şeyler mi acaba ikisi? Çünkü aynı yerden binmişler. İkisi de kurtulmuş. İkisi de birinci sınıf yolcu. İkisi de ücreti $80. Yani Cherbourg'sa kesinlikle ikisi de Cherbourg'dandır. İşte Southampton'sa ikisi de Southampton'dandır falan diye bir çıkarımda bulunuyorum kendimce. Ve doğruluğuna emin olmadım. Bunu ispatlamak mümkün değil tabii. O zaman hemen bir bakalım şöyle. Yolcu sınıfı 1 olan, ücreti 60 ila 100 arasında olan kişilerin biniş yeri neydi? Hani ona yakın yolcuların ne yaptığını, nereden bindiğini görmek istiyorum ki ben de onlara bir değer atayabileyim. O kişiler ya Cherbourg'dan ya da Southampton'dan biniyormuş ama açık ara olmasa da tamam, Queenstown çok düşük bir ihtimal ama Cherbourg önde geliyor. Yani bu kişiler Cherbourg'dan ya da Southampton'dan. Biz şimdi biniş yerinin indekslerini alıyoruz ve bu indekslerin bu biniş yeri öz niteliğine Cherbourg değerini atıyoruz. Tekrardan baktığımızda bakın artık hiçbir öz niteliğimizde eksik değer kalmadı. Hemen bir şöyle cinsiyetlerin benzersiz değerlerine bakalım. Yolcu sınıflarının benzersiz değerlerine bakalım. Biniş yerlerinin benzersiz değerlerine bakalım. Bunu neden yaptık? Bazen iznal samda bir şey görünmez ya orada eksik değer. Ancak orada bir tutarsızlık vardır. Hani mesela boş yazar. Yok yazar birisi. İşte bu yüzden şöyle bir unique değerlerine hepsinin bakmakta fayda var. Burada bir teyit etmekte fayda var. Şimdi bir olay bu makine öğrenmesi modellemelerini yapmadan önce kategorik değerleri dönüştürmek. Biliyorsunuz makine öğrenmesi modeline şöyle male, female yazamazsınız. Bunu açıklamanız gerek. Yani bu bir kategori mi? Bu bir sayı mı? Ne bu? Ve makine öğrenmesi modellemeleri genelde öncesinde bir sayısallaştırma yapılarak sonrasında gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla burada bazı dönüşümler yapmamız lazım. Böyle karakterler, bu Southampton'ı tanımaz, Cherbourg'u tanımaz makine. Bunu bildirmemiz gerekiyor. Burada önemli nokta ilki label encoding. Burada neydi label encoding? İkili değer dönüşümleriydi aslında. Male, female, işte yaşıyor mu zaten yapılmış bu arada 0-1. Yaşıyor mu, öldü mü? Veya sigara içiyor mu, içmiyor mu? İşte kanser mi, sağlıklı mı şeklinde düşünülebilir. Burada male female için bir label encoding yapmamız lazım. Herhangi birisine 0, ötekisine de 1 vermemiz gerekiyor. Hangisine ne verdiğimizin önemi yok. 0 ve 1 birbirlerine üstünlükleri var gibi görünse de yok. 0 evet 1'den küçüktür ama üçüncü bir değerimiz girmediği için içine girmediği için üçüncü bir değer. Burada bir önemleri yok. Yani burada label encoding yapılabilir. Birisine 0, diğerine 1 vereceğiz. Onun dışında mesela şurada 3 adet öz nitelik var. Southampton, Cherbourg ya da Queenstown. Şimdi burada ne yapacağız? Bu önemli bir soru. Çünkü burada 3 tane öz nitelik var. Tabii ki de bunlar nominal değerler ve Southampton'un Cherbourg'a bir üstünlüğü yok. Yani burada sayısallaştıracağız ya. 1, 2, 3 yapamayız. O şekilde yapamayız. Çünkü o zaman ne olur makine öğrenmesi modeli için? 1 küçüktür 2'den, 2 de küçüktür 3'ten, 1 küçüktür 3'ten. Yani Southampton, Queenstown'dan çok büyükmüş gibi olur. Birinin 1, diğerinin 3 olduğunda veya küçükmüş gibi olur. Aralarında bir sayısal ilişki yok ve makine öğrenmesi modeli tabii ki de burada müneccim değil, onu bilecek değil kendisi doğrudan. Bizim ona bildirmemiz, ona anlatmamız gerekiyor. Burada yapacağımız işlem aslında one hot encoding veya dummy variable çıkarımı diğer ismiyle. Southampton için, Cherbourg için ve Queenstown için öz nitelikler oluşturacağız ve hangisine denk geliyorsa, tekabül ediyorsa bir değerini atacağız ona. Geri kalanlara da sıfır değerini atacağız. Şimdi şu label encoding'i bir yapalım cinsiyet için hemen. Bakın 1 ve 0 oldu.
Yani şuradaki M ile 1 verdi, füme ile 0 verdi. Fark etmez. Birbirlerine üstünlükleri yok. Nominal değerler. Bu yüzden böyle bir dönüşüm yaptık. Güzel. Şimdi şu biniş yerine bakalım. Veya biniş yerine değil de yani dummy variable çıkarımını istediğimiz noktada yapabiliriz. Mesela yolcu sınıfını yapalım. 3 tane yolcu sınıfı var. Burası aslında birazcık soru işaretli bir konu. Yani yolcu sınıflarının birbirlerine üstünlükleri tabii ki de var. First class tabii ki de business class'la veya economy class'la bir değil ve birbirlerine üstünlükleri olabilir. Bunu makine öğrenmesine hem üstünlükleri olan şekilde hem de üstünlükleri olmayan şekilde tanıtabiliriz. Biz burada deneme için hemen yolcu sınıfına bir şu dummy variable çıkarımında bulunalım. Onu da şöyle yapıyoruz. Bakın yolcu sınıfı 1, 2, 3. Şu ilk gözlemimizdi. İlk gözlemimizin yolcu sınıfı 3. Bu yüzden 3. sınıfa 1 tiklemiş, diğerlerine 0 geçmiş. Ve ikinci gözlemimize, yolcumuza baktığımızda onun yolcu sınıfı da 1'miş, diğerlerinde 0'mış. İşte bu one hot enconic veya dummy variable çıkarımı bu şekilde gerçekleşiyor. Çünkü neden? 1, 2, 3 olsaydı birbirlerine üstünlükleri varmış gibi algılayacaktı. Büyüktür, küçüktür şeklinde o şekilde yorumlayacaktı makine öğrenmesi modeli. O yüzden burada öyle bir şey yaptık. Burada dikkatinizi çekmek istediğim ikinci nokta şu. Hemen şöyle bir zoom yapalım. Vaktimizdeki etki de azalıyor ama. Mesela şurada ikisi 0 0 ya. Ya bunun 1 olduğunu tahmin etmek çok kolay. Çünkü zaten 3 tane yani maksimum 3 tane seçeneğimiz var ya. İkisinin de 0 olduğu durum zaten 1'di. Veya şöyle ilkinin 1, ikincisinin 0 olduğu durumda tabii ki de üçüncüsü de 0'dır. Çünkü sadece bir tanesi 1 olabilir. Bir yolcu hem 1. sınıf hem 2. sınıf olamaz ya. Veya şöyle 0 1 olduğu durumda ikincisi de 0 olmak zorunda. Çünkü burada işte 1'i görüyor zaten. Yani şunu demek istiyorum. Yolcu sınıfı 3'ü karalayın. Tamamen şunu görmezden gelin. İlk iki özdeliğe bakarak üçüncüsü hakkında çıkarımda bulunamıyor musunuz? Bulunuyorsunuz. Yani 0 0'sa bu 1 olmak zorunda. Veya 1 0'sa zaten 0'dır. Veya 0 0'sa 1 olmak zorunda. Dolayısıyla üçüncüsü gereksiz bir özdelik. Üçüncüsü değil herhangi birisi. Yani 3 tanesinden herhangi birisi, isterseniz 1'i, isterseniz 2'yi, isterseniz 3.'sünü çıkarın fark etmez. Gereksiz bir özdeliktir ve bunu makine öğrenmesi modellemeden önce çıkarmak gerekir. Hemen şöyle bir birleştirme yapalım. Yolcu sınıfı 1, 2, 3 geldi bakın. Ancak burada da bir yolcu sınıfı var. Hem yolcu sınıfını çıkarmamız gerekiyor burada, drop etmemiz gerekiyor. Hem de 1, 2, 3'ten herhangi birisini fark etmez hangisi olduğu. Biz burada çıkarmıyoruz. Şu an bir makine öğrenmesi modellemesi yapmadığımız için ama çıkarmalıyız. Daha sonra artık bitmek üzere ama burada veriyi ölçeklendirme ve normalize etmeden bahsetmeliyim kısaca. Veriler farklı farklı boyutlarda. Atıyorum sizin yaşınız, mesela bir örneklemdeki yaş dağılımı 20 ile 40 arasındadır. Ancak kilo değerlerine bakarsanız 50 ile 100 arasındadır. Veya maaş değerlerine bakarsanız işte 1500 ile 15.000 arasındadır falan. Dolayısıyla burada bir ölçeklendirme işlemi yapmak gerekebilir. Ölçeklendirme ve normalize etme birbirleriyle çok karıştırılabiliyor. Bizim yapacağımız işlem burada ölçeklendirme. Normalize etmek ise şudur aslında Central Limit Teoreme göre dünyadaki tüm gözlemlerin dağılımları aslında sürekli veya kesikli hep normalize olmaya müsaittir. Normalize olmak zorundadır. Büyük sayılar kanunu tarafından baktığımızda. Dolayısıyla normalize etmek bir verinin dağılımı üzerinde oynamaktır, onu manipüle etmektir, onu tekrardan şekillendirmektir aslında. Dağılımını bozmaktır. Orada bir manipülasyon var. Ancak ölçeklendirme öyle değil. 0 ile 1 veya 1 ile 100 iki ölçek belirliyorsunuz ve o dağılımı hiçbir şekilde bozmadan o başlangıç ve o bitiş noktası arasında dağıtıyor. Ancak burada hiçbir dağılımda bozulma olmuyor. Yaşı ölçeklendirmek için şu şekilde kodlar yazdık. Min-max scalar. Bu min-max scaler varsayılan olarak 0 ve 1 aralığında ölçeklendirme yapıyor. Siz isterseniz farklı sayılar yazabilirsiniz. 1 ile 100 gibi, 1 ile 10 gibi. Neyse, biz burada hemen yaşı ölçekleyelim. Bakın ölçekledikten sonra minimumu 0, maksimum 1 oldu. Hemen yaşın ölçekli değerine bakalım. Bakın normalde yaşı 22 olan bir kişi için 0.27 diyor veya 38 olan kişi için 0.47 diyor falan. Bu şekilde. Ortalamasına bakarsak 0.37 diyor. Peki ya normalde neydi? Yaşımın ortalaması benim 29'du. Yani 29 orada 0.37'ye tekabül ediyormuş. Aykırı 3 veriler var. Bunlar outlierlar, anomaliler çok çok fazla şekilde isimlendirilebiliyor. Uç veriler, ekstrem veriler bilmem ne. Çok kısaca bahsetmek gerekirse kartiller ve IQR yöntemiyle tek değişkenli aykırı değer tespiti slaytlar tarafında anlatılmıştı zaten.
Biz burada kısaca aykırı değerleri nasıl görselleştireceğimizi bakalım. Boxplot kullanıyoruz bunun için. Seaborn'un altında bulunan Boxplot kullanarak görselleştirme yapabiliriz. Burada işte alt sınırı ve üst sınırı belirliyor ve üst sınırın daha üstünde olan yaşlar, yani şurada bakın 52'den 53'ten sonrası aykırı değermiş yani yaklaşık. Veyahut da burada 1'den 2'den öncesi aykırı değermiş. Yani bu benim alt sınırım, bundan daha aşağıda olursa aykırı değerdir. Bak bu da benim üst sınırım, bundan daha üstünde bir yaş değeri olursa bu kişiler, bu yolcular da aykırı değerdir diyor aslında. Yaşları gereği aykırı değerdir. Veya ödedikleri ücret çok normal olabilir ama yaşı bu kişinin aykırı değerdir. Bu dağılım çapında bakmak gerekirse. Hemen yaş ölçekliği de yazdırırsak bakın yaşın aynısı aslında, yaş ölçekliği de aynı şekilde. Yani hiçbir değişiklik yok çünkü biz onu normalize etmemiş olduk aslında. Yani normalizasyon da deniyor aynı işlem için ama biz onu ölçeklendirmiş olduk. İşte kartilleri, alt sınırları biraz daha açtığımız, biraz daha formalize ettiğimiz bir kısım var. Onlar zaten değinilmişti. Yine bir şey olduğunda ben de destekliyor olurum o konuda. Sadece biraz daha işin arka planında IQR'ların nasıl hesaplandığını anlama konusunda yapılabilir. Outlier'ları ignore edebiliriz istersek. Ancak outlier'lar her zaman bizim ignore etmek istediğimiz, exclude etmek istediğimiz değerlerde değil. Bazen bize bir anlam verir. Aykırı değerlerin olması bir mesaj taşır ve o mesajı da çok fazla sönümlemeden, baskılamadan onu kullanabilmemiz, oradan bir anlam çıkarmamız gerekebiliyor. Şöyle yaşın maksimum değeri 80, minimum değeri 0'dı ve tekrardan violin plot yaş çizdiğimizde hemen şunun aynısı olarak bir CV yaptım. Yaş ölçekli için de şöyle bir çizeyim. Dağılımın bozulmadığını göstermek istiyorum şu an sadece. Bakın tıpatıp kopyası. Sadece birisi 0 ile 80 arasında, diğeri 0 ile 1 arasında. Ölçeklendirmiş oldum. Veriden hiçbir şey kaybetmedim. Veriyi bozmadım. 8'i 3 geçiyor saat. İsterseniz bir sorularınız varsa kısa onlara bakabiliriz şu an. Daha fazla bu arada kernel'da bir şeyler var ama onları siz inceleyebilirsiniz. Biraz bu opsiyonel bir bölüm ancak güzel, kısa birkaç şeye daha bakabilirsiniz. Kendiniz bir hem eliniz alışmış olur. Elinizin kırılması çok önemli. Yine buralarda da takıldığınız bir şeyler olduğunda ben Teams üzerinden destekliyor olurum.